24 ekranlarından yeniden merhaba. Ben Elif Akkayakuter. Kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri aktaracağız. Asgari ücrette yapılacak zam oranının belirlenmesi için ilk toplantı bugün saat 14'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya işçi kesimini temsilen Türk İş, işveren kesimini temsilense TİSK heyet katılacak. Şu an 8506 lira olan asgari ücretin 500 dolar seviyesine yükseltilmesi, yani %30'a yakın artışla 11 bin lirayı aşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret çalışmaları ile ilgili olarak çalışanları enflasyona ezdirmemek temel ilkemizdir. Hep bu politikayı izledik, aynı doğrultuda devam edeceğiz açıklamasını yapmıştı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkoğuz'a dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada bizim görüşümüz hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak değerlendirmesinde bulunmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Nisan ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Bu dönemde ihracat birim değer endeksi önceki yılın aynı ayına göre %1,1 artarken ithalat birim endeksi ise %16,7 azaldı. Dış ticaret haddi 88,7'lik değeriyle 2021 yılı Temmuz ayından itibaren görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ihracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1'lik artışa işaret ederken ihracat miktar endeksinde %18,1'lik düşüş görüldü. Dış ticaret haddi 88,7'lik değeriyle 2021 yılı Temmuz ayından itibaren görülen en yüksek seviyesine ulaştı. Nisan'da ithalat birim değer endeksi ise %16,7 oranında azaldı. Miktar endeksinde ise %14,3'lük yükseliş yaşandı. Günün önemli verileriyle devam edelim. Perakende satışlardaki artış seyri yılın 4. ayında da devam etti. Satışlar Nisan'da önceki yıla göre %27,5 oranında artarken ciro endekslerinde ise %56,2'lik yükseliş görüldü. Piyasadaki hareketliliğin göstergesi ciro endeksleri güçlü artışıyla yine dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin toplam ciroları Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre %56,2 oranında artış kaydetti. Cirolar aylık bazda ise %3,6'lık yükselişe işaret etti. Önceki yıla göre sanayi sektöründe ciro %41,8 oranında yükseldi. Bu dönemde inşaattaysa ciroların %93,1 oranında arttığı görüldü. Ticaret sektöründe de cirolardaki artış %60,3 oldu. Hizmet sektöründe ise cirolar %66,1 oranında yükseliş kaydetti. Bu dönemde perakende satışlarsa geçen yıla göre %27,5 oranında yükseldi. Perakende satışlar aylık bazda da 0,9'luk yükselişe işaret etti. Alt kalemlere bakıldığında yıllık en güçlü artışın %34,9'la gıda dışı satışlarda yaşandığı görüldü. Piyasalarda gözler küresel ekonomiye yön veren merkez bankalarının faiz kararlarında ve vereceği mesajlara çevrilmiş durumda. Fed faiz kararını yarın açıklayacak. Beklenti faiz artış döngüsüne son vereceği yönünde. Bugünse ABD enflasyonu bekleniyor. ABD'de yıllık tüketici enflasyonunun azalan enerji maliyetlerinin etkisiyle Mayıs'ta %4,9 seviyesinden %4,1'e gerileyeceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise Fed'in faiz kararı piyasaların radarında olacak. Fed'in Haziran toplantısında 15 ay sonra ilk kez faizi pas geçmesi beklenirken analistlerin çoğu enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin görünümün belirsizliğini koruması nedeniyle Fed'in gelecek faiz artışlarına kapıyı açık bırakacağı belirtiliyor. Bu arada Amerikan Merkez Bankası'nın Temmuz ayı toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artışına gideceği öngörülüyor diyelim.
Saatlerimiz 12.40'ı gösteriyor günün ortasında. Piyasalarda durum ne? Hemen hızlıca piyasalara bakalım. Dün %0,67 değer kaybederek günü 5.588 puandan tamamlamıştı. Yeni güne de haftanın ikinci işlem gününe de %0,37 azalışla 5.568 puandan başladı. Hatırlatalım, dün haftanın ilk işlem gününde 5.730 puanın üzerini test ederek rekor seviyeyi görmüştü Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Şu saat itibariyle de hafif bir gerileme görüyoruz. %1,97 eksi de 5.478 puanda Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi ise %2,06 geriledi ve 6.095 puanda. Kur tarafına bakalım. Burada geçen hafta hızlı bir yükseliş görmüştük. 23,66 seviyesini görüyoruz. Dolarda %0,21 yukarı yönlü bir hareket var. Euro tarafındaysa 25,62 seviyesini görüyoruz. Altın tarafına bakalım. Altın tarafında yatırımcıların dikkatinde ABD enflasyonu bugün açıklanacak. Veri ve merkez bankalarının toplantılarına çevrilmiş. Hem yarın açıklanacak FED hem de perşembe açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın toplantılarına, faiz kararlarına çevrilmiş durumda. Bu sebeple yatay bir seyir var. Gram altın tarafındaysa yine rekor seviyeyi görüyoruz. 1496 lirayla gram altın yeni rekor tarihi seviyeye ulaştı. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1963 dolardan işlem görüyor. Yatay bir seyir var. İçeride gram altın 1493, çeyrek altın 2442, cumhuriyet altında 10.111 liradan işlem görüyor. Petrol tarafına bakalım. Petrol 3 ayın en düşüğüne yakın seviyelerde 72,95 dolardan işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda Brent ham petrolün varil fiyatı, faiz tarafındaysa tahvil faizi 17.04, cepo faizi de 11.61. Konuğumuzla piyasaları değerlendireceğiz. Alnus Yatırım Araştırma Direktörü ve stratejist Volkan Dükkancı konuğumuz. Volkan Bey, merhaba. Merhabalar Elif Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bu hafta yarın Fed'in faiz kararı gelecek. 15 ay sonra ilk kez politika faizini sabit tutabileceği öngörülüyor. Perşembede Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ne dersiniz? Hangi kararlar bekliyor piyasayı? Evet, yurt dışında artık faiz artırım döngüsünün sonuna epeyce yaklaştık. Burada ilk es verecek muhtemelen Amerika Merkez Bankası olacak gibi duruyor. Son açıklanan veriler enflasyonda hala istenen noktadan uzak olunsa da beklentilerin de yavaş yavaş aşağı geldiği, ki dün gelen raporda 12 ay sonrası için enflasyon beklentileri %4,1 seviyesine geriledi. Hala Fed'in %2'lik hedefinden uzakta, ancak son geçtiğimiz bir yıl boyunca yaşanan seyre bakıldığında beklentilerin de artık yavaş yavaş kırıldığını söylemek mümkün. Bu noktada Fed hem 15 aydır izlediğim ve arttırdığı faizlerin ekonomiye olan topyekün etkisini görmek isteyecekti. Hem de son yaşanan bankacılık krizinin kredi noktasında bankaları sıkılaştırmaya itmesi nedeniyle buranın da etkisini bence görmek isteyecekti. O yüzden ben bu ay es vermesini bekliyorum Amerikan Merkez Bankası'nın. Hatta bundan sonraki süreci de yılın geri kalanında bekle gör ve piyasaları ve ekonomik göstergeleri izle noktasında kalacağını tahmin ediyorum. ECB tarafına döndüğümüzde ise yarın Fed'i alacağız. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın kararını alacağız. Orada ECB biraz daha geç gaza bastığı için frene de muhtemelen ABD'den biraz daha geç basıyor olacak. Orada da ben 2.25 bas puanlık artırımın ardından Temmuz ayından itibaren ECB'nin de Fed'le aynı noktaya geleceğini ve artık atılan bu adımların ekonomideki karşılıklarını gözlemlemeye başlayacağını düşünüyorum. Tabii Avrupa'da, yurt dışında biz bunları konuşurken içeride daha değişik bir tablodayız. 2022 ve 2023'ün ilk yarısı boyunca tüm dünya enflasyonla mücadele adına faizleri arttırdı. Ve resesyon pahasına bu faizleri arttırdı. Biz ise büyümeyi öncelikleyerek enflasyon pahasına faizleri indirmiştik. Şimdi tüm dünya faiz arttırımlarında frene basarken 22 Haziran'daki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısıyla birlikte bu defa biz faiz arttırımlarını konuşmaya başlayacağız. O da açıkçası hani oradaki döngünün bizi ne noktaya getirdiğini göstermesi açısından oldukça manidar oldu bir anlamda.
Evet, içeriye biraz giriş yaptınız. Şimdi tamamen içeriye dönelim. Borsada haftanın ilk işlem gününde 5730 puanın üzerine test ederek rekor seviyeyi gördük. Dün kapanışta ve bugün açılışta düşüş eğilimi vardı ki biraz önce ben piyasaları aktarırken de yine aynı şekildeydi. Beklentiniz hangi yönde? Açıkçası biz 29 Mayıs sabahında seçimlerin tamamlanmasının hemen ardından 4600 seviyelerinde endekse model portföyde endeks ağırlığımızı arttırdık. Hisse ağırlığımızı arttırdık. Ve dedik ki artık bundan sonra atılacak adımlar piyasa dostu ya da ekonomideki değişimi ve dönüşümü başlatacak adımlar olacaktır. Dolayısıyla biz burada hisse senedi ağırlığımızı arttırıyoruz dedik. Ona göre sektörel ayarlamalarımızı yaptık. Devamında Sayın Mehmet Şimşek ismi, Sayın Cevdet Yılmaz ismi, sonrasında Merkez Bankası Başkanı derken oradaki değişim başladı. Piyasada bu değişime aslında bir noktada kredi verdi diyelim ve iki haftada yaklaşık %25'in üzerinde bir getiriyle TL bazında tarih zirvemizi yeniledik. Ama ben geçen hafta ortasından itibaren şu uyarıyı yapmaya başladım. Hisse senedi yatırımcılar açısından çok hızlı gittik. İki haftada %25'lik getirdik. Gerçekten muazzam bir getiri aslında. Ve bu dakikadan sonra piyasa artık isimlerden öte atılacak adımlara yoğunlaşacaktır. Ve endekste yeni zirvelere, kalıcı olarak yeni zirvelere yönelebilmemiz için bir miktar soluklanma ve konsolidasyon gerekiyor noktasındaydık. Aslında son iki gündür yaşadığımızda bu süreci aslında teyit eden nitelikte gerçekleşiyor. Ben orta uzun vade açısından borsada hala çok ciddi fırsatların barındığını düşünüyorum. Ama kısa vadede bu soluklanma ve düzeltme diyebileceğimiz harekette beklediğimiz ve endeksin trendinin daha güçlü devam edebilmesi açısından da sağlıklı bir süreçti. Bu aşamadan sonra 5300-5400 bandını yeni destek bölgemiz olarak takip ediyor olacağız. Buraya kadar kısa vadeli bir geri çekilme görebiliriz, yaşayabiliriz. Ama bu bizim 4600'lerden başlıyor yeni orta vadeye yayılacağını düşündüğüm yükseliş trendinin içerisinde sadece bir düzeltme olarak kalacak kanaatindeyim. Eğer bu kabinedeki, ekonomi yönetimindeki değişiklik bizim beklediğimiz karşılığı bulursa, yani politika adımlarıyla da desteklenecek olursa, ben 5300 civarındaki dengelenmenin ardından endeksin önümüzdeki haftalarda TL bazında yeni zirveleri beraberine getirme potansiyeline sahip olduğu kanaatindeyim. Sürem çok daraldı ama hızınıza inanıyorum. Bir de gram altın rekor kırdı. Altın değerlendirmesi alalım hızlıca. Evet. Orada görüşüm çok net. 1000 TL'nin altında gram altın pozisyonu alalım dedik. Orada da artık 1500 TL'nin üzerinde kademeli olarak satış tarafındayım. Çünkü dolar TL'de de 25 civarına yanaştık mı Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası bir yavaşlama bekliyorum. Bu da gram altındaki fiyatların bir süre 1350-1500 bandında dalgalanmaya gebe olacağı kanaatindeyim. O yüzden 1500 TL civarında kar realizasyonuna gidebilir yatırımcılar. Çok teşekkür ediyoruz Almus Yatırım Araştırma Direktörü ve Stratejisti Volkan Dükkancık. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, bilgileriniz için sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz ve de haber turuyla devam ediyoruz. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika'nın bütçesi Mayıs'ta beklentilerin üstünde 240 milyar dolara açık verdi. Rakam geçen yılın aynı dönemine göre %263'lük artışa işaret etti. Bu dönemde hükümetin gelirleri %21 azalırken harcamaları ise %20 oranında artış kaydetti. Ekonomisi yavaşlayan Çin, büyümeyi desteklemek için para politikasını gevşetme yoluna gitti. Merkez Bankası kısa vadeli borçlanma faizini Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürdü. 7 gün vadeli ters repo operasyonunda faiz oranı 10 baz puan indirilerek %1,90'a çekildi. Analistler, söz konusu kararın Çin'de gelecek aylarda orta ve uzun vadeli faiz oranlarında bir değişikliğin işareti olabileceğini belirtiyor. Dünyada hidroelektrik kapasite artışı geçen yıl 34 bin megawattla 8 yılın zirvesini gördü. Hidroelektrik enerjisinde kurulu güç bakımından Çin 415 bin megawattla dünyada ilk sırada yer aldı. Çin'i 110 bin megawatt kurulu kapasiteyle Brezilya, 102 bin megawattla da Amerika Birleşik Devletleri izledi. Türkiye ise 32 bin megawatt kurulu güçle geçen yıl 2021'deki yerini koruyarak dünyada 9. Avrupa'da ise 2. sırada yer aldı. Batı Afrika ülkesi Gana geçen yıl altın üretimindeki %32'lik artışla yeniden kıtanın en büyük sarı metal üreticisi haline geldi. Tarihte altın körfezi olarak adlandırılan ülkedeki altın üretimi 105 milyon tona yükseldi.
haber turuyla da kahve molasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.